Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte uzun zamandır aklımda olan ve gerçekten çok rahatsız olduğum bir konuyu paylaşmak istiyorum. Türkiye'de bildiğiniz üzere sürüngen üretmek değil, beslemek dahi yasak arkadaşlar. Ve bu bütün sürüngen türleri için geçerli. Hani belki içlerinde bazı zararlar için falandır diye düşünüyorsunuz ama en ufak sürüngen türü dahi yasak arkadaşlar beslemesi. Şimdi size biraz bunun neden olabileceğini, nelerden olduğunu benim duyduğum kadarıyla anlatacağım. Ve sonra neden saçma olduğunu söyleyeceğim. Bundan yaklaşık 8-9 sene önce arkadaşlar Tarım Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bu canlıların hepsini yasaklıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar haber kanallarının prim için yapmış olduğu ne bileyim işte tarantula, zehirli tarantula görüldü vesaire vesaire tarzı haberlerden dolayı olduğunu duydum. Bir diğer sebebi de bunların eğer doğaya karışırsa ekolojik dengeyi bozabileceğini söylüyorlar. Şimdi gelin bunları biraz inceleyelim. Ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız. Siz karar verin. Yorumlarda siz de fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle ilk dediğim medyanın hani birçok yalan yanlış söylediği şeylerle ilgili. Tarantulalar arkadaşlar zehirlidir. Evet ama bu zehir arkadaşlar kesinlikle bir insana zarar verebilecek kadar güçlü bir zehire sahip değillerdir. Bunlar genelde kendi avladığı hani doğada niye bir tarantula bir insanla karşılaşsın ki? Bunlar fare, ne bileyim işte yiyebileceği böcek vesaire o tarz canlılara etki edebilecek bir zehre sahipler. Ha insanla alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor mu? Gösterebiliyor ama kedi de alerjik reaksiyonlar yapıyor, köpek de, kuş da ve birçok canlı alerjik reaksiyon yaparken hani bu hayvanlara haksızlık edilmesi bence çok anlamlı değil açıkçası. Hoş ben tarantula seven bir insan değilim. Yanlış anlaşılmasın. Beslemeyi de düşünmüyorum açıkçası. Ama insanlara saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü özgür bir ülkede yaşıyoruz ve bu sadece İran ve Türkiye'de olan bir yasak. Diğer tüm dünyada sürüngen beslemek serbest. Bu yüzden insanların evine baskına gidiliyor, cezalar kesiliyor. Canlarından çok sevdikleri canlılara el koyuluyor. Dediğim gibi Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın keşke daha önemli şeylerle uğraşsalar da hani bu tarz insanların canlarını yakmasalar, sevdikleri hayvanlarını ellerinden almasalar daha mantıklı olur. Bu yasaklarla ilgili birçok adım atılıyor. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi gelelim arkadaşlar ekolojik denge konusuna. O da başlı başına bir saçmalık. Mesela bildiğiniz gibi leopar geko besliyorum ben bir adet. Bir adet leopar gekoyu beslememe rağmen birçok bunun nasıl desem ihtiyacı var arkadaşlar. Nem ihtiyacı, su ihtiyacı, besin ihtiyacı, sonra ısı ihtiyacı. Şimdi varsayalım arkadaşlar bu doğaya ben bunu bakamıyorum dedim attım. Hadi öyle bir saçmalık yaptım. İnsanlar pirana besliyor, göller atıyor o yasak değil ya. Ben şimdi bu gekoyu sokağa attım arkadaşlar. Bu hayvan yaklaşık 30 derecelik bir ihtiyacı var. Ve soğuk bir iklim şartındayız şu an kışın. Bu hayvan nasıl yaşayacak? Yiyeceği hamam böceğini, besinini nereden bulacak? Hani bu hayvan daha önce hiç dışarıda yaşamamış ki zaten birçok sürüngen hobicisi kesinlikle ve kesinlikle dışarıda buldukları sürüngen çeşitlerini evine almıyorlar ve bunları alan insanları da çok kötü dışlıyorlar arkadaşlar. Çünkü bir canlıyı doğadan koparmak çok büyük ahmaklıktır arkadaşlar. Ben bütün aldığım canlıları gerçekten esaret altında büyümüş canlılar ve bunların gerçekten en iyi şekilde bakımını üstleniyorum. Buradan da dediğim gibi Tarım Bakanlığı'ndan biri bu videoyu izliyorsa gerçekten hani insanların zevkine bu kadar burnunuzu sokmasanız keşke. Hani kimlerin ne şartlar altında beslediğini bilmiyorsunuz. İnsanların canını yakıyorsunuz sadece. Bu şekilde besin ihtiyaçlarını ve ısı ihtiyaçlarını karşılamayacakları için doğada ölürler. Ve ekolojik dengeyi bozacak bir durum yok. Gerçekten ekolojik dengeye ayak uyduracak ve sıkıntı yaratacak bir canlı varsa onun yasaklanması mantıklı olabilir ama kesinlikle bu tüm sürüngenlerle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Çünkü onların ultraviyole ışıkları bilmem ne. Onların çoğu zaten çöl canlısı. Biz çöl ikliminde yaşamıyoruz arkadaşlar. Bu şekildeydi ikinci söyleyeceğim de. Gelişmeler olarak da arkadaşlar ben de birkaç kişiden duydum. Kesinlikle emin değilim. Ama çok beslenen sakallı ejder, leopar gecko, crested gecko vesaire yasallaşacağı söyleniyor. Bu da güzel bir adım açıkçası. Bunun yasallaşması demek ileride birçok diğer türün yasallaşması demek. Çünkü bu tarz şeyler böyle yavaş yavaş olur. Bir anda öyle adımlarla
büyük adımlarla olmaz, ufak ufak adımlarla olur. Daha geçenlerde de birkaç tür yasallaşmıştı ama ben hani hiç besleyen tanımıyorum. Türleri bile tanımıyorum. Ama gerçekten olması gereken bir şey. Çünkü tüm dünya ülkelerinde olup da sadece Türkiye, İran'da uygulanan bir yasak. İran zaten hani başlı başına acayip bir ülke. Hani bizim de bu İran'la bir olmamız bu konuda açıkçası beni çok rahatsız etti. Umarım bu yasak en yakın zamanda kalkar ve bir çözümünü bulurlar arkadaşlar. Söyleyeceklerim arkadaşlar, bir diğer olarak da benim bir arkadaşım bir kampanya başlattı arkadaşlar. Kendisi de çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Videonun alt kısmına açıklamalara koyuyorum. Change.org'da kampanya. Onu imzalarsanız arkadaşlar bu sürüngen hobisinin Türkiye'de yasallaşma süreci birazcık daha hızlanmış olur. Sesimizi daha çabuk duyurabiliriz. Zaten çok az bir miktar kaldı. Çok fazla sürüngen hobicisi olduğu için artık. Onlar da baş edemiyorlar artık yani. Hangi birine baskına gideceklerini şaşırdılar. Şu an ben bu videoyu çektiğim için ben bile baskın yiyebilirim. Olsun yani, yapacağım bir şey yok arkadaşlar yani. Tekrar alsınlar. Tekrar, yeni tekrar alırım yani. Hani hiç dert değil. Baş edemezler yani. O yüzden mantıklı bir şekilde yasal bir çerçevesi olsun. Ne bileyim işte. Doğaya salmak yasak olsun. Bir şey olsun. Ne bileyim, kötü şartlarda bakmak yasak olsun. Dışarıdan, doğadan alıkoymak yasak olsun ki zaten böyle kuş türlerinde mesela baykuş, doğa, vahşi hayvanların doğadan alıkoymak yasak, sincap yasak. Bu tarz hayvanlar yasak arkadaşlar. Bunlara bir diyeceğim yok. Ama gerçekten hani esaret altındaki bir hayvan zaten esaret altında. Onu doğaya salmanız en büyük kötülük olur o hayvan için. İnsanların da ne besleyeceğine bu kadar karışmamanız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Çok önemli benim için. Yorumlar bölümünde yazarsanız benim için çok önemli çünkü. Hep beraber o açıklamaya da imza atarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.